Öncelikle duruş bozukluğunun ne olduğunu seyircilerimize bir tarif edelim. Ardından da hani duruş bozukluğu dediğimiz şey hemen sizin gözünüzle ayırt edilebilen bir şey midir? İşte beni gördünüz, bende var mıdır? Burada kameraman arkadaşlarımızı gördünüz, tespit edebildikleriniz oldu mu? Öncelikle çok teşekkürler bu kadar önemli bir konuya vakit ayırdığınız için. Gerçekten çok basit önerilerle ya da gözlemlerle birçok önemli rahatsızlığın önüne geçmek mümkün. Koruyucu hekimlik bu bağlamda çok önemli. Duruş bozukluğu dediğimiz zaman, postür bozukluğu ya da duruş bozukluğu aynı anlama gelir zaten. Burada en önemlisi tabii vücudumuzu doğru kullanmamaktan kaynaklanan duruş bozukluklarıyla hiçbir şekilde engel olamayacağımız, doğuştan ya da daha sonrasında sebebini bilemediğimiz nedenlerle ortaya çıkan duruş bozukluklarını biraz ayırmak lazım. Evet. Ancak yine bizlere düşen çok önemli işler var. Bunlardan birisi anneler olarak hepimizin biraz daha çocuklarımıza yönelik dikkatli gözlemlemesi. En önemli risk faktörlerinden biri yanlış çanta kullanımları çocuklar Evet. açısından. Eskiden bizim dönemlerimizde tabii milattan önceden söz ediyorum. O zamanlar kocaman çantalar ve tek elde taşınırdı. Şimdi uzunca bir süredir sırt çantaları var. Sırt çantalarında da yalnız ne yazık ki kendi kızım dahil bunu yapanlar açısından söylemek istiyorum. Çift omuz yerine tek omuzla taşıma ve tek omuza askıyı astığınız andan itibaren de ne yazık ki duruş bozukluğuna davetiye çıkarmak söz konusu. Çocuklara bunu bir türlü anlatamıyoruz. Aslında ne Çok kadar önemli haklısınız. ve bakın gelecekte belki bir takım sorunlara neden olabilecek konulardan Evet, biri ama her kesinlikle nedense öyle. o tek omuza asma konusunda çok büyük bir inatçılıkları var. Hem onu yapıyorlar hem de ne yazık ki okullarda da çocuklara yönelik çok fazla dolap sistemi söz konusu değil. Bu da her gün en az 8-10 kilo ağırlığında bir çantanın taşınması demek oluyor. Küçücük omuzlara yüklediğimiz bu ağırlıklar ileride onların ne yazık ki omurgalarında, omuz bölgelerinde çok ciddi eğriliklere, ağırlara sebep olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek açısından bir doğru çanta kullanımı, iki gerekmedikçe çok ağır kitapların taşınmaması önlem olabilir. Artı yine de yapılabilecek basit şeyler var. Evlerde eskiden çocuklar boş zamanlarında dışarıya çıkıp oynayabiliyorlardı. Şimdi bütün anne babalar korkuyorlar ve genelde evde zaman geçiriyor bu çocuklar. Ne yapıyorlar? Doğal olarak bilgisayarın başında vakit geçiriyorlar. Birçok hastama sorduğumda çocuklarının saatlerce bilgisayar başına, özellikle yaz döneminde bile sokağa çıkma alışkanlıklarının olmadığını, evde bilgisayar başında vakit geçirmeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Buradan da duruş bozukluklarının ikinci sorunu olan oturma esnasındaki duruş bozukluklarına geçiş oluyor. Genelde laptoplar kucağa alınıyor, en olmadık pozisyonlarda çalışılıyor ya kaykılarak ya kucağa alınarak, yan durarak, yatarak. Son derece rahatsız pozisyonlarda uzun süre kalındığında da bir süre sonra kas kısalıkları, daha sonrasında da omurgada kalıcı değişiklikler başlıyor. Dikkatli bir anne ne yapabilir? En azından çocuğu çıplakken yani banyo veya üstünü değiştirme esnasında omuzlarında bir asimetri olup olmadığına bakabilir. Önden ve arkadan. Omuzda bir düşüklük, omuzda bir yükseklik ilk belirtilerindendir duruş bozukluğunun. Bunun dışında ne yapabilir? Çocuğun arada bir de olsa ağrı şikayetinin olması, işte boynum ağrıdı, sırtım ağrıdı gibi bunlardan yola çıkarak yine aynı şekilde en kısa zamanda hekime başvurması gerekebilir. Her zaman büyüme ağrısı değildir çünkü. Evet. Bunun dışında duruş bozuklukları yine genç kızların göğüslerinin çıktığı dönemlerde, puberte dediğimiz dönemde göğüslerini saklama derdiyle biraz öne doğru. Bu sefer de kamburluk dediğimiz duruş bozukluğuna yol açma. Bu da çok sık rastlananlardan bir tanesi. Kesinlikle. Eskisi kadar sık değil. Yine çevremde birçok genç kızda görüyorum ki galiba şu dönemlerde iri göğüslü olmak biraz moda. O nedenle göğüslerinin gelişmesiyle beraber çok mutlu olanlar ve bu nedenle de hani göğsünü gere gere gezenler de var. Onlar da tabii bizi ayrıca memnun ediyor. Çünkü duruş bozukluğunda sırtın dik durması esastır. Bunu azaltacak ya da bunu bozacak şeylerden kaçınmak.